Kıymetli misafirler, değerli hocalarım, 2017 Bediüzzaman Haftası etkinlikleri çerçevesinde 12. Risale-i Nur Kongresi masa çalışmaları deklarasyon sunumuna hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Risale-i Nur Enstitüsü'nün düzenlemiş olduğu 12. Risale-i Nur Kongresi'nin bu yılki konusu, Risale-i Nur Enstitüsü Akademik Kurulu tarafından Eylül ayında cemaatler, devlet, siyaset ve müsbet iman hizmeti olarak Risale-i Nur olarak belirlenmişti. Çalışmamız 5 ayrı masada araştırmacı, yazar ve akademisyenler tarafından müteşekkil 50 kişinin katılımıyla dün 4 Mart 2017 Cumartesi günü Üsküdar Üniversitesi'nde gerçekleşti. Şimdi sunumlara başlamadan önce Risale-i Nur Enstitüsü'nün Akademi Kurulu Başkanı Sayın Profesör Doktor Adem Ölmez hocamızı konuşma yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Kıymetli hazirim, çok değerli hocalarım, değerli misafirler. Konuşmama başlamadan önce hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlamak isterim. Dün sabahtan akşama kadar çok değerli akademisyen arkadaşlarla birlikte Risale-i Nur'daki devlet ve siyasetle ilgili pek çok temel konuyu enine boyuna tartıştık. Aslında pek çok kez bireysel olarak okumamıza rağmen göremediğimiz hakikatları akademik disipline sahip olan arkadaşlarla okuduğumuz zaman çok daha farklı bakış açılarının ortaya çıktığı muhakkak. Bu süre içerisinde, dünkü çalışmalar sırasında bizleri pek çok konuda aydınlatan, katkılar sunan 30-40 kişilik akademisyen kadrosu arkadaşlarımıza buradan teşekkürlerimi sunmak isterim. Bu kongrenin konusunun bugünlerde bence çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Bazen olur ki belli kavramlar, belli fikirler daha karışık hale gelir, anlaşılması güç hale gelir. Böyle bir ortamda Risale-i Nur'un devletle, efendim siyasetle ilişkisinin tartışmasının özel bir anlamı vardı bana göre. Çok da güzel oldu, isabetli de bir sonuç çıktı. Risale-i Nur'un devletle ilişkisi, siyasetle ilişkisi noktasında aslında Nur talebelerinin, Bediüzzaman'a okuyanların, Risale-i Nur okuyucularının bu konuda tavazu etmiş fikirleri uzun zamandan beri açık bir gerçekti. Şunları en başından bu yana Nur talebeleri, Risale-i Nur okuyanlar biliyorlardı. Bediüzzaman eserlerinin birçok yerinde iktidarla ilişkisini düzenlemişti. Ama ben bir örnek vermek istiyorum. Sadece bu konunun bir pencere açılması noktasında hayatının 5 aşamasında 5 mektubu vardır ya da 5 raporu diyelim. Bu raporlarının özetine şöyle bir baktığımız zaman Bediüzzaman'ın iktidarla ilişkisini net olarak anlamak mümkün oluyor. Bu 5 mektubunu ya da 5 efendim raporunu şunlar olduğunu hepiniz biliyorsunuz ama ben bir kez daha hatırlatayım. İstanbul'a ilk geldiği zaman 1907'de padişaha sunmuş olduğu rapor. İçeriğini şöyle bir hatırlayalım. Eğitim, Şarkı Anadolu'daki efendim geri kalmışlığın giderilmesi için yapılması gerekenler vurgulandığı bir rapor. İkincisi, 1908 meşrutiyetinden sonra parlamento seçimleri yapılır. Enteresan bir şekilde parlamento seçimlerinden 2 gün sonra Bediüzzaman Hazretleri'nin mebuslara hitaben neşretmiş olduğu bir yazısı vardır. O yazıda da içerik olarak şöyle bir baktığımız zaman mebusları birkaç konuda ikaz eder. Onların tabi ayrıntılarına girecek değilim ama ikaz ettiği şeylerden birisi işte İslami temsil noktasında atalete düşmeyin. Şeair-i İslamiye'yi efendim ihmal etmeyin ve istibdada düşmeyin. 1908 hemen parlamento seçimlerinden sonra çok gariptir ki çok geçmeden 1913 Babıali baskınından sonra
Bediüzzaman'ın 1908'de yapmış olduğu efendim bu ikazların çok dikkate alınmadığından dolayı mahsurları yaşanmaya başlamış. Evet. Ona gelmedik de. Ve daha sonra 1908'deki bu ikazından sonra diğer bir ikazı da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yapmış olduğu ikazdır. Hocamın dediği gibi mecliste namaza efendim namaz konusunda ataleti görüp ona karşı bir beyanname neşrettiğini hepimiz biliriz. Orada da İslam alemine sırtın dönülmemesi, şairi İslam yerini ihmal edilmemesi konusunda ikazlar vardır. Daha sonra efendim Cumhuriyet Halk Fırkası'nın eski bir dahiliye nazırı ve katibi umumisi olan Hilmi Uran'a göndermiş olduğu mektubunda, yani tek partili dönemde ihmal etmemiş, yine Vahdet-i İslamiye'nin muhafazası görevinin bu memleketi yönetenlerin üzerine düştüğünü söylemektedir. Çok garip, çok enteresan bir şeydir ki Bediüzzaman toplumda bir kamplaşmanın, siyasal bir kamplaşmanın olmasına asla tahammül etmeyen bütün siyasal partilere bu memleketin dini ve sosyolojik bir realitesi olarak imana ve İslam'a sahip çıkmalarını hatırlattı. Mesela 1908'de de hatırlattı efendim. 1918'de de hatırlattı, 20'de de hatırlattı ve Cumhuriyet Halk Fırkası'na da hatırlatmayı ihmal etmedi. Menderes'e hatırlattıklarını da biliriz. İslam kardeşliğini, efendim bunun yanında işte suçun şahsiliğini konusunda ihtimam göstermesi gereken bir hatırlatmadır. Tabi bunları söylerken ben şunu demek istedim aslında. 5 noktada bu 5 rapor İslam tarihinde ulemanın genel olarak tercih ettiği Hazreti Hasan'ın iktidarı bırakıp o şerefli Ali Beyt'in yolunu takip eden yolu ulemanın takip ettiğini, ulemanın iktidara bazı tavsiyelerde bulunduğunu gösteren yolun bir devamcısı olduğunun göstergesidir bunlar. Yani Bediüzzaman Haseni tavrıyla Hazreti Hasan'ın yolundan gitmesiyle Hazreti Hasan'ın iktidarı bırakıp iman hizmetlerini o şerefli yolu tercih eden güzergahta ilerleyen ulemanın belki de işte zamanımızdaki temsilcisi olarak karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Bediüzzaman iktidarı, siyaseti hiçbir zaman talep etmemiş ama onların eksiklerini ve kusurlarını söylemekten de hiçbir zaman çekinmemiştir. Hiçbir şeyden korkmadan, efendim hiçbir şeyden çekinmeden hayatının bütün safhalarında bütün iktidarları ikaz etmiştir. Ebu Ahmet bin Hanbel de ikaz etmişti. İmam Rabbani de ikaz etmişti. Yani o bahsini etmiş olduğumuz Haseni yolu temsil eden ulemanın genel olarak ikazları Bediüzzaman'ın ikazlarıyla bütünleştiği zaman bunun aslında İslam ulemasının çizgisini göstermesi bakımından önemlidir. Bunlardan şunu söylemek için bütün bunları ifade ettim. Bediüzzaman'ın yolu iktidarı talep etmek, iktidarı bir şekilde komitecilik vesaire gayrimeşru yollarda ele geçirmek gibi bir yollara değildir. Onun yolu ulemanın çizgisidir, iman hizmetidir, toplumu ve ferdi iman hakikatlarıyla donatmaktır. Devlette gördüğü kusurları ne yapar? Biraz önce ifade ettiğimiz gibi devlette görmüş kusurları da ikazlarıyla düzeltmeye çalışırdı. Bediüzzaman çizgisi böyleydi. Peki bu dönemde ikinci meşrutiyet döneminde efendim mütareke döneminde tek parti döneminde ve Cumhuriyet Demokrat Parti döneminde Bediüzzaman'ın genel çizgisine baktığınız zaman meşruiyetten, hukuki meşruiyetten yana meşruti yönetimi, demokrasiyi tasvip eden, onu besleyen değerleri efendim yücelten, eserlerinde bu kavramlara İslami köklerini Müslümanlara hatırlatan bir misyon ifa ettiğini söylememiz gerekiyor. Evet, ben çok fazla konuşarak vaktinizi almak istemiyorum. Bu süreçte bu kongreye katkısı olan çok değerli
efendim akademisyenlere, çok değerli misafirlerimize teşekkür ederim. Beni sabırla dinlediğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Sayın Ölmez hocamıza konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Muhterem misafirler, cemaatler, devlet, siyaset ve müsbet iman hizmeti olarak Risale-i Nur konulu 12. Risale-i Nur Kongresi şu masa başlıklarıyla kıymetli hocalarımız tarafından müzakere edildi. Birinci masada cemaatler, devlet ve siyaset konu başlığıydı. İkinci masa cemaatler ve sivil toplum. Üçüncü masa cemaatler ve ehl-i sünnet vel cemaat geleneği. Dördüncü masa cemaatler ve müsbet iman hizmeti olarak Risale-i Nur. Beşinci masa cemaatler, İslamofobi ve radikal İslami gruplar. Sırayla masa katılımcılarını sayarak sonrasında deklarasyon maddelerine geçeceğiz. Öncelikle birinci masanın katılımcıları cemaatler, devlet ve siyaset konu başlığıydı. Masa katılımcıları Profesör Doktor Adem Ölmez, Yardımcı Doçent Doktor Abdülnasır Yiner, Profesör Doktor Ali Bakkal, Profesör Doktor Bilal Sandur, Profesör Doktor Ekrem Bektaş, Yardımcı Doçent Doktor Halit Çil, Yardımcı Doçent Doktor Hüseyin Özdemir, Doktor Gökçe Ok, Doktor Vehbi Kara, Abdülkadir Menek ve Yunus Emre Dağ. Masanın deklarasyon maddelerini sunmak üzere Sayın Yardımcı Doçent Doktor Abdülnasır Yiner hocamızı sahneye davet ediyorum. Buyurun hocam. Evet, siz misafirleri saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. 12. Risale-i Nur Kongresi'nin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Az önce izah edildiği gibi bizim birinci masanın konusu cemaatler, devlet, siyaset. Biz bu masada çalışırken mümkün mertebe günümüzde ve geçmişte yaşanan sıkıntıların bir daha yaşanmaması noktasında neler söylenebilir ve Risale-i Nur'dan ne tür bilgiler veyahut da dersler alarak izahlarda bulunabiliriz diye tartışmasını yaptık ve maddelerimizi hazırladık. Bunları arz ediyorum. Sosyolojik bir gerçeklik olarak cemaatler bireylerin dindarlık tecrübelerini diğer insanlarla beraber gerçekleştirmelerini sağlayan önemli insani yapılar ve imkanlardır. Hazreti Peygamber'den bu yana var olan İslam cemaatinin hedefi Allah rızası ve ahiret için çalışmak olmuştur. Cemaatlerin aslı vazifesi imani hizmettir. İktidarı hedefleyen tasavvurlar değildir. Bediüzzaman Hazreti Hasan'ı örnek alarak iktidardan uzak duran geleneksel ulema çizgisine uyarak gelmiştir. Ve bunun örnekleri çok fazladır. Hayatının her döneminde iktidara talip olmak yerine iktidardakilerin yanlışlarını düzeltmeleri için ikazlarda bulunmuştur. Çoğunuzun malumudur, iktidardan teklif geldiği halde İmam-ı Azam gibi büyük bir zat ve Abbasi halifeliği döneminde gelen teklifi zindanda çürüme pahasına ne yapmıştır? Reddetmiştir. Ve bu konuya baktığımız zaman İslam alimleri her zaman iktidardan veyahut da maddiyattan ne yapmaya çalışmışlar? Uzak durmaya çalışmışlardır. Cemaatler devlete hakim olmak için dini basamak yaparak kadrolaşmamalıdır. İktidar ve iktidar ortağı olma talebinde bulunmamalıdır. Toplumsal tabanlarını ve nüfuzlarını kullanmak suretiyle siyaset alanına kendilerine özgü hegemonya alanları, ilişkileri ve yapıları oluşturmamalıdır. Yine hepinizin malumu, yaşanan olaylardan bir tanesi de herhangi bir yerde, bir kurumda herhangi bir cemaatin hakim olduğunu gören kişiler, kesimler onlardan görünüp onların içine girmişler ve birçok yerde bazen bu tür kişiler o tür cemaatlerin yozlaşmasına veyahut da hak etmeyen insanların belli yerlere gelmesine de vesile olmuşlardır. İslamiyet ve İslam'a hizmet
bütün siyasetlerin üstünde olduğu göz ardı edilmemelidir. Çünkü din herkesin ortak değeridir. Bir partiye veya toplumsal gruba indirgenmesinin toplumda ikilik çıkarması kaçınılmazdır. İslami tebliğde esas olan fertlerin gönlünü dine ısındırmak, iman hakikatlerini anlatmak olmalıdır. Cemaatler, dört halife devrinde uygulaması yapılan demokratik değerleri içine sindirmelidir. Seçimle iş başına gelen iktidarı kabul etmeli, toplumun birlik ve huzur içinde yaşaması için gayret göstermelidir. Bir köyde iki muhtar, bir ilçede iki kaymakam, bir ilde iki vali olmaz. Bu gerçeği herkes bilir, herkese malum. Bunun gibi iktidarlar ve yönetimler yapıları gereği, onların özelliğinde o var zaten. Gereği icraatlarında ortaklığı ve müdahaleyi istemezler ve buna da izin vermezler. İktidar odaklı dini faaliyetler her şeyden evvel dine ve dindarlara zarar verdiği gibi dine müdahaleler de halk nezdinde devletin itibarını zedeler. Devlet Medine Sözleşmesi örneğinde görüldüğü gibi halka hizmeti esas almalı, farklı inanç ve kültürel değerlere sahip grupların özgürce hayatlarını sürdürmelerine imkan tanımalıdır. Bediüzzaman'ın malikiyet ve serbestiyet dönemi dediği özgürlükçü dönemin özelliklerinin görülmeye başladığı şu zamanda adalet, hürriyet ve kanun hakimiyetinin sağlanması için çalışılmalıdır. Devlet, tarikat ve cemaatlere kendisinden bağımsız, sivil sosyal yapılar olarak bakmalı, toplumsal yarar için çalışan bütün sivil oluşumlara eşit mesafede durmalıdır. Yani herhangi bir cemaatin, herhangi bir grubun boşalttığı veya boşaltılan yerlere birilerinin, başka birilerinin yerleştirilmesi, konumlandırılması yarın öbür gün bambaşka sıkıntılara da yol açacaktır. İslam cemaatinin Hazreti Peygamber'den bu yana var olan bir gerçeklik olduğu asla unutulmamalıdır. Son zamanlarda bazı fırsatçıların cemaat kavramını kendi emellerine alet eden FETÖ'yü bahane ederek cemaatlere saldırması iyi niyetle açıklanamaz. Böyle fırsatçıların İslam cemaatini bölme, birbirine düşürme girişimlerine karşı uyanık olunmalıdır ki bu konuda da en fazla cemaatlere iş düşmekte. Cemaatler eğer birbirlerine düşerlerse elbette ki bunları istemeyenler çok daha fazla bu işi körükleyeceklerdir. Bediüzzaman yaşadığı dönemde her türlü hukuk dışı icraatlara, komiteciliğe ve darbelere şiddetle karşı çıkmıştır. Cemaatler milletin iradesini hiçe sayan bu tür darbelere karşı demokratik değerleri korumalıdır. 15 Temmuz'da olduğu gibi hukukuna sahip çıkarak millet iradesinin tecellisinden asla vazgeçilmemelidir. Bu konuda yine Risale-i Nur talebelerinin darbelere karşı tavrına net bir örnek de Pakistan'da gerçekleşmiş olan ve Ziaülhak tarafından dini motifeli bir darbeye karşı yine Risale-i Nur'un karşı çıkması, Risale-i Nur talebelerinin karşı çıkması örnek verilebilir ki bu da bütün darbelere karşı bir duruşu sergiliyor. Yani kimden gelmiş, ne amaçta, neticede darbe olduktan sonra hepsine karşı çıkıldığını görüyoruz. Evet, saygıyla arz ediyorum. Sayın Yiner hocamıza teşekkür ediyoruz. İkinci masamız konusu cemaatler ve sivil toplum idi. Masa katılımcıları Doçent Doktor Ahmet Yıldız, İbrahim Kaygusuz, Doçent Doktor Şevket Ökten, Halil Doğan, Levent Ertekin, Ahmet Nazlı, Ömer Faruk Uysal ve Hasan Yükselten. Masanın deklarasyon maddelerini sunmak üzere İbrahim Kaygusuz hocamızı sahneye davet ediyorum. Kıymetli Hazirun, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. İkinci masa, sivil toplum ve cemaatler. Malumunuz spesifik bir konu, diğer masa konuları gibi çok rahat bir müzakere alanı veya
konu itibariyle dar bir alan olduğu için biz öğleden önceki kısmı daha çok teorik tartışmaya ayırdık. Burada sivil kavramıyla cemaat kavramının tarihsel backgroundlarını irdelemeye çalıştık. Cemaat kavramının genel manada ruhaniliği ve dünyeviliği içeren içeriği ve mahiyeti, bir de sivil toplumun daha çok seküler yapısı üzerinde durduk. Fakat buna rağmen cemaatin bünyesinde yer alan kurumların, kuruluşların sivil toplum sayılabileceği, cemaatlerin de bir manada sivil ifadesinin biraz dışında daha içeriği güçlü bir kavram olduğu noktasında bir mutabakata vardık. Diğer üzerinde durduğumuz şey, Bediüzzaman'ın bütün hayatı boyunca sivil duruşu. Yani bütün baskılara ve hayatına dönük acı şeylere rağmen Bediüzzaman'ın sivil duruşunu asla kaybetmediği noktasında masamızın mutabakatı oldu. Biz 12 maddelik bir sonuç deklarasyonu çıkardık. Onları sizlerle paylaşmak isterim. Birinci maddemiz, cemaatler inanç temelli sivil toplum bileşenleridir. Toplumla ilişkilerinde temel amaçları mutlak güven ve emniyet üretmeye dönük olmalıdır. Tebliğ ve davetin müspet zemini bulur. Şimdi 15 Temmuz'dan sonra malumumuz güven ve emniyet kaybı had safhada olmuştur. Bu manada bunun sebeplerini sorguladık kendi masamızda. Bu sivil toplum kuruluşları anlamındaki cemaat ve cemaatin alt kuruluşlarının bu güveni tesis etme noktasında gayret içinde olması gerektiği masamızda konuşuldu. İkinci maddemiz, cemaatler dinin tebliğini devlet dahil her türlü iktidar zemininden bağımsız olarak yapmalıdır. Böylece cemaatlerin dünyevileşmesi ve ihlas yerine konformizmi öncelemesi engellenmiş olacaktır. Yani devlet cemaat ilişkisi ve cemaat devlet ilişkilerinde, cemaatin bir toplumla olan ilişkisi, bir de devlet ile olan ilişkisinde, toplumla olan ilişkisinde mutlak güveni ve emniyeti tesis etmesi, devlet ile olan ilişkisinde de asla konformizme kaçmayacak, devletin kendine benzetme noktasındaki gayretlerine cemaatlerin hiçbir zaman prim vermemesi gerektiği noktasında öyle bir ifadeyi uygun bulduk. Üçüncü maddemiz, sivil toplum bileşenleri olarak cemaatlerin toplumla ilişkisinin ihlas ve güven ilkeleri üzerinden biçimlenmesi için legalleşmeleri zorunludur. Legalleşme, cemaatlerin ekonomik ve siyasi faaliyetlerini şeffaflaştıracak, kayıt altına alacak ve hesap verebilir hale getirecektir. Yani yaşanan bu olaylar bize cemaatlerin mutlak surette legalleşmesi, onların özellikle ekonomik ve siyasi faaliyetlerinin kayıt altına alınması, devlet ile olan ilişkilerinde, her tür ilişkilerinde, bir sonraki maddede devletin cemaatle olan ilişkilerini de dile getirecek tarzda aradaki dengeyi dile getirmeye çalıştık. Yani cemaatler kendi ekonomik ve siyasi faaliyetlerini kayıt altına alırken, devlet de cemaatle olan ilişkilerini kayıt altına alıp bunu topluma ibraz etmesi gerekiyor. Cemaatlerin dini inhisarları altına almadan onunla hizmet etmeleri için legalleşme bir imkan alanı sunmaktadır. Böylece cemaatlerin yanlış temsillerinin de önünü almak mümkün olacaktır. Biz biliyoruz ki 15 Temmuz'a sebep olan insanlar bütün diğer cemaatleri adeta tek kefeye koyarak, bir hiç hükmüne kabul ederek hiçbirisiyle irtibata geçmiştir. Sivil toplum zeminlerinde bile şahitleri hepimiziz. Ben kendim yaşadığım şeyi söylüyorum. Hiç kimseye hesaba katmadan, kendisi bir devlet gibi davranarak, biz böyle bir şeyin olmaması gerektiği, legalleşmeden kasıt bunu ifade etmeye çalışıyoruz. Cemaatlerin legalleşmesi
Cemaatler arası ilişkilerin müsbet zeminde tutulabilmesi ve menfileşmemesi bir hayır ve fazilet yarışı olarak yürütülmesi için de kolaylaştırıcı olacaktır. Bir diğer maddemiz, cemaatler arası ilişkilere sivil bir nitelik kazandırılabilmesi için temel ilke mesleğinin muhabbetiyle amil olmaktır. Gülen kültü ve benzeri örnekler bu açıdan iyi kritik edilmelidir. Mesleğinin muhabbeti, bu bir cemaat milliyetçiliğini doğurmaması gerektiği belki ağır bir ifade olarak düşündük ama sektörleşme ifadesini kullandık. Dedik ki bir cemaat kendi varlığını yaşatmak için başkasını mahkum etmemelidir, ötekileştirmemelidir, dışlamamalıdır ve şeytanlaştırmamalıdır. Özellikle Gülen kültünün bu manada bize iyi bir örnek olduğu masamızın mutabakatıdır. Cemaatler arası ilişkilerin herhangi bir grubun hegemonyasından uzak tutulabilmesi için devletin bu gruplarla ilişkisinin de şeffaf olması ve cemaatlerin topluma dönük faaliyetlerinin de periyodik olarak açıklanıp belgelenmesine ihtiyaç vardır. Yukarıda zikrettiğim şey bu maddeydi. Yani cemaatler hesap verebilir olması gerekiyorsa devletin de hesap verebilir olması gerekir. Çünkü demokratik bir devletin tutumu böyle olmalıdır. Cemaatlerin sivil toplumla STK'lar üzerinden ilişki kurarken sektörleşmemesi ve kamu yararından uzaklaşmaması gerekir. Kendi cemaatini önceleyip bütün diğer cemaatleri bir tarafa atmak, bu hem ahlaki hem etik hem de dini ve şer'i değildir. 15 Temmuz sonrasında yaşanan toplumsal ve siyasi türbülansın devlet ayağı göz ardı edilerek cemaatlerin kriminalize edilmesi açık bir hukuk dışılık ve gayri ahlaki bir tutumdur. Evet, bu gayri ahlakidir. Siz, evet, yaşanan acı travma cemaatleri bin yıllık tarikat ve tasavvuf geleneğimizi mahkum etmemelidir. Böyle bir hak ortaya çıkmamaktadır. Çünkü 15 Temmuz'a kadar, 15 Temmuz süreci ve sonrasında bütün dini cemaatler, tasavvuf hareketleri ve bütün dini ekoller, bir ekol hariç ve zaten o ekol ihtilal yapmaya kalkışan ekoldür. Biz, tüm diğer hepsi ona karşı olmuştur. Bu manada cemaatleri kriminalize etmek ahlaki değildir. Cemaatler toplum ilişkisinde yaşanan konjonktürel güven kaybı telafi edilmelidir. Bunun için tüm cemaatlerin samimi ve aleni bir öz eleştiri yapılmasına ihtiyaç vardır. Biraz önceki iyi konuştuk, burada da iyi konuşmamız gerekir. Kendimize öz eleştiri yapmamız gerekir. Yani hedefimizde iktidar olmak mı var? Çok siyasallaşmak mı var? İktidarı paylaşmak mı var? Var mı, yok mu? Kendimizi aynaya koyup ona göre düşünmemiz gerekir. Cemaatler toplum ilişkisinde yaşanan konjonktürel güven kaybı, evet onu okudum. 15 Temmuz sonrası türbülansın Risale-i Nur'a ve bununla ilişkili cemaatlere topyekün bir saldırıya gerekçe yapılması, ihlas ve uhuvvet ilkelerinin Müslüman aydın ve cemaatler tarafından özümsenmediğini ve aynı gemide yaşama bilincinden uzak olduğunu göstermektedir. 15 Temmuz'u öne alarak arkadan Risale-i Nur hareketine kurşun sıkmak ahlaki değildir, insani değildir, vicdani değildir. Bu masamızın özellikle vurguladığı bir konudur. Yani her çıkılan, isim vermeyeceğim elbette, her çıkılan televizyon programında ve her konuşulan ortamda buradaki ihtilalcilerle Risale-i Nur hareketini aynı kareye koymaya çalışmak bir kere vicdani ve ahlaki hiçbir ilkeye sığmaz. Alakası bir zaman olmuş olabilir, herkesin alakası oldu. Dolayısıyla bu noktada bizim aynı gemide yaşadığımızı, kardeş olduğumuzu unutmamamız gerekir. Cemaatlerden özellikle bu ruhu rica ediyoruz. Son maddemiz, 15 Temmuz sonrası yaşanan ağır krizin yol açtığı travmanın etkilerinin giderilmesinde ve cemaat toplum ilişkilerinde güvenin yeniden tesis edilmesinde sivil toplumun sağlam hukuki zemine kavuşturulması mübrem bir ihtiyaçtır. Evet, maddelerimiz burada bitti. Hepinize teşekkür ediyorum. Sayın İbrahim Kaygus'a teşekkür ediyoruz.
Üçüncü masamızın konusu cemaatler ve ehli sünnet vel cemaat geleneği idi. Masa katılımcıları Sayın Doçent Doktor Atilla Yargıcı, Profesör Doktor İshak Özgel, Profesör Doktor Mahmut Kaplan, Profesör Doktor Mustafa Ekinci, Profesör Doktor İbrahim Özdemir, Doçent Doktor Recep Ardoğan ve Semih Sulubulut. Masanın deklarasyon maddelerini sunmak üzere Sayın Profesör Doktor İshak Özgel hocamızı sahneye davet ediyorum. Ben sadece maddeleri okuyacağım, herhangi bir ilavede bulunmayacağım. Ehl-i sünnet vel cemaat, Kur'an ve sünneti esas alan, Resulullah ve ashabının dini anlama, açıklama ve yaşama biçimi ile bu yöntemden ayrılmayan anlayışlar bütünüdür. Bediüzzaman Said Nursi eserlerinde mesleğinin selef-i salihini, sevad-ı azamı ki, Ehl-i sünnet itikadını benimseyen İslam alimlerinin takip ettiğini ifade etmiştir. Bediüzzaman ehl-i sünnet prensipleri içerisinde kalmış, özellikle inançla ilgili meseleleri çağa uygun bir üslub ile sunmuştur. İttihad-ı İslam'ı önceleyerek ayrıştırıcı, dışlayıcı ve ötekileştirici bir dil kullanmaktan kaçınmıştır. Said Nursi, Kur'an ve hadislerin vasat ümmet ölçüsüne uyarak eserlerinde insanın hayat alanında olduğu gibi hem inanç ve davranış hem de siyasi tavır bakımından ölçülü, dengeli ve orta yol üzere olmasının yollarını öğretmiştir. Bütün Müslümanları kucaklayan bir tutum sergilemiştir. Dünden bugüne İslam'a, Kur'an'a ve sünnete yöneltilen haksız ve temelsiz eleştirilere İkna edici bir üslub ile cevap vermiştir. İslam medeniyetinin inşasında önemli rol oynayan, tasavvuf ve tarikatlara yapılan yersiz tenkitleri çürüterek, ehli medrese gibi ehli tarikın da insanların imanını kurtarma, sünnet-i seniyeyi yaşanır kılma vazifesinde kendi birikimleriyle Risale-i Nur'a destek olmalarını arzu etmiştir. Said Nursi, umuma ait olan İslami kavramların bazı kişi ve topluluklarca inhisar altına alınmasına ya da yanlış şekillerde kullanılmasına karşı çıkmış ve gerekli uyarılarda bulunmuştur. Bu bağlamda İttihad-ı Muhammedi kavramının bir cemiyet ismi olarak kullanılmasını doğru bulmamış, bütün Müslümanları kapsayacak bir muhtevada kullanılması gerektiğini vurgulamıştır. Bediüzzaman, İslam'a hizmet eden grupların maksatta ve esasatta ittifak etmeleri şartıyla yöntemlerde ihtilaf etmelerini normal karşılamıştır. Bazı tespit ve öneriler var. İslami meselelerin bilimsel bir zeminde uygun bir üslub ile tartışılması Müslümanların birliği ve toplumsal barış açısından son derece önemlidir. İslami cemaat, tarikat ve farklı anlayışlara yönelik tenkitlerde husumete yol açıcı bir dilden ve bilimsel usulden yoksun değerlendirmelerden kaçınılmalıdır. Risale-i Nur'a yönelik eleştirilere cevap verirken de Said Nursi'nin müsbet hareket metoduna uygun davranılmalıdır. Bilimsel eleştiri usullerine aykırı olarak yapılan tartışmalar maksatların anlaşılmasını engellemektedir. Bu sebeplerle her türlü ön yargı ve tarafgirlik bir tarafa bırakılarak hakikati araştırma ruhu esas alınmalıdır. Duyumlara veya bireysel uygulamalara bakılarak düşünceleri yargılamak yerine Müslümanların ehl-i sünnet vel cemaat dairesi içinde olmak şartıyla kimden ve nereden olursa olsun istifadelerine taraftar olunmalıdır. Teşekkür ederim. Sayın Özger'e konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Dördüncü masa başlığımız cemaatler ve müsbet iman hizmeti olarak Risale-i Nur idi. Masa katılımcıları Sayın Mustafa Sayit İşeri, Yardımcı Doçent Doktor Levent Bilgi, Profesör Doktor Kaptan Üstüner, Yardımcı Doçent Doktor Şerif Demir, Doktor Hakan Yalman, Abdurreşit Şahin, Ahmet Yılmaz, Kenan Demirtaş, İbrahim Halil Arar, Abidin Kartal, Serhat Aytaç.
Masanın deklarasyon maddelerini sunmak üzere Sayın Yardımcı Doçent Doktor Levent Bilgi'yi kürsüye davet ediyorum. Selamünaleyküm. Başlarken biz Şanlıurfa'dan geldik. Selamlar getirdik size. En güzel tarafı bu faaliyetlerimizin farklı disiplinden arkadaşlarımızın bir araya gelerek iman hakikatlerini, Kur'an hakikatlerini, Risale-i Nur hakikatlerini böyle müzakere edebilmek, medeni bir şekilde konuşabilmek, belki farklı gruplardan arkadaşlarımızla onlarla tartışabilmek, hakikaten biz çok keyif aldık. Değil mi? Dün de belirttik, çok keyif aldık. Saat 9'lara kadar oradaydık biz. Yani mümkün olsa böyle günlerce Risale hakikatlerini konuşabilsek ve inşallah hayatlarımız, ömürlerimiz Kur'an hakikatlerini üzerinde düşünerek, müzakere ederek geçsin diyorum. Cemaatler ve müsbet iman hizmeti olarak Risale-i Nur. 10 madde hazırlamışız. Birincisi, son dönemde farklı anlamlar yüklenmek istenmesine rağmen cemaat kavramından kastımız imani bir hedef doğrultusunda Allah rızasını esas alarak kainatın işleyişi ile uyumlu siyasi ve maddi hedef ve yapılanmalardan uzak bir şekilde tarihi ve sosyolojik fıtri bir süreç içinde kardeşlik bağları ile asayişin muhafazası gibi maksatlarla bir araya gelmiş topluluktur. Biz cemaatler üzerinde çok düşündük, çok konuştuk ama özellikle bu zamanda cemaat kavramını tekrar belki ele almamız lazım. Çünkü çok yıprandı, çok yıpratıldı. Tekrar cemaat kavramını tekrar oluşturmak nasıl olmalı? Risale-i Nur'un Üstad Hazretleri'nin arzu etmiş olduğu cemaat anlayışı nedir üzerinde çok düşünmeli ve tekrar müzakerelerde bulunmalıyız. 2. Risale-i Nur talebelerinin vazifesi müsbet hareket etmektir. Menfi hareket değildir. Allah'ın rızasını kazanmak maksadıyla sırf iman hizmetini yapmaktır. Kendi vazifesini yerine getirip Allah'ın takdirine karışmamak hem şahsının hem de diğer insanların ebedi hayatlarının saadeti için çalışmaktır. Yine sırf iman hizmetinin altını epey bir çizdik. Malum biz dini severiz diyor. Dünyayı da din için severiz. Değil mi? Dünyayı da belki din için, iman için, Allah için tekrar yorumlamamız lazım. 3. Müsbet iman hizmeti kavramı sadece Emirdağ Laikası'nın en son mektubunda yer almakla birlikte Risale-i Nur külliyatının tamamına bakar. Risale-i Nur'un bütünlüğü içinde müsbet iman hizmeti iman, ihlas, uhuvvet, şefkat, tevazu, asayişi muhafaza gibi Kur'ani esaslar üzerine bina edilmiştir. Manileri ise riya, israf, adavet, haset, menfi rekabet gibi İslamiyet'in yasaklılıklarıdır. 4. İman hakikatleri ve Esma-i İlahiye'nin şahidi Rabbani fiillerin tezahürü olan mevcudattır. Her bir mevcut, yaratıcısının şahidi ve esmasının ilancısı, ispat edicisidir. İspat, mevcut olana dayanır. Eşyanın hakikati sabit olan Esma-i İlahiye'dir. Müsbet hareketin bir anlamı da vücudi ve sabit olan Esma-i İlahiye'nin
ve iman hakikatlerinin ispatına ve mevcudiyetine dayalı söz, fiil ve halin tamamını ifade eder. 5. Müsbet iman hizmetinin en önemli esasları İhlas Risalesi'nin prensipleridir. Bu prensipler ise yalnız Allah'ın rızasını gözetmek, Kur'an hizmetinde kardeşlerini tenkit etmemek ve onların üzerinde fazilet furuşluk yaparak gıpta damarını tahrik etmemek, bütün kuvvetini ihlas ve hakta bilmek, kardeşlerinin meziyetlerini ve faziletlerini kendinde tasavvur edip onların şerefleriyle şakirane iftihar etmektir. Evet. Zikretmesi ne kadar kolay, değil mi hocam? Evet, okuması ne kadar kolay ama ne kadar da böyle belki Üstad Hazretleri hep bizim imtihanımız olan şeyleri böyle hep evet kolayca ifade etmiş ki kolay anlasın bunlar diye. Evet. 6. Müsbet hareket, haksızlık, zulüm ve tahakküme boyun eğmek değil, hikmet ve şefkat gereği mevcut şartlar içinde meşru olan en uygun tavrı ortaya koymaktır. Özellikle bunun üzerinde de çok durduk. Dünyanın bu kadar zulümlerle toplandığı, zulümlerin bu kadar çok biriktiği, insanın kıymetinin, değerinin bu kadar çok aşağılandığı bir zamanda, bir toplumda Üstad Hazretleri'nin zulüm karşısındaki duruşuna her zamankinden daha çok belki ihtiyacımız var. Kimden yapılırsa yapılsın, kimden gelirse gelsin ve kime yapılırsa yapılsın, zulüm karşısında imani bir tavır sergilememiz lazım. İmani, ha şefkatle karışık ama bir tavrımız olmalı. Yani zulüm karşısında, abi bilmiyorum, görmedim, ilgilenmiyorum, herhalde çok imani tavırlar değil. 7. Müsbet iman hizmeti anlayışı, iman ve Kur'an hakikatlerini ispata, ilim ve irfana, tebliğ ve iknaya, muhabbet ve şefkate dayanan bir irşat metodudur. Zerrelerden yıldızlara kadar her varlık üzerinde tevhid nurunun gösterilmesi suretiyle kainat genişliğinde huzur mertebelerinin açılmasıdır. 8. Müsbet iman hizmetinin prensipleri arasında kendi kusurunu görmek, mümin kardeşlerine hüsnü zan etmek, kardeşlerini enaniyet ve sadakatsizlikle suçlamamak vardır. Ayrıca mümin kardeşlerinin kusurlarına bakmamak, kusur görürse örtmeye çalışmak, affedici davranmak, gücenmemek ve küsmemek gerektir. 9. Müsbet iman hizmeti, diğer dini cemaatlerle birçok birlik ve kardeşlik bağlarının olduğunu kabul etmektir. Kendi mesleğinin haklılığı ve güzelliğini savunmakla birlikte, diğer mesleklerin haksızlığı ve çirkinliğini iddia etmekten uzak durmaktır. Ayrıca müsbet iman hizmeti, her türlü ötekileştirici ve tekfir edici anlayışa da karşıdır. Bunun üzerinde de çok durduk. Bu salonda ötekileştirilmiş, bir zamanlar ötekileştirilmiş pek çok arkadaş tanıyorum. Ama ilginçtir ki bu da bizim değişik bir imtihanımız. Bir zamanlar ötekileştirilmiş olan insanlar daha sonra bir yerlere gelince, daha sonra bir güçleri ele geçirince bu sefer onlar başkalarını ötekileştirmeye başlıyorlar. Böyle de bir acayip bir imtihanımız var yani. 10. Müsbet iman hizmeti, kulluk dairesi içinde kalarak kendi vazifemize odaklanma, başka insanların ya da grupların kusurlarıyla meşgul olmama,
ciddiyetle çalışıp tebliğ vazifesinin tam hakkını verme, tevhid ve ihlas sırrının farkındalığıyla yaşama, insanlara hakikati dinlettirip hidayet vermenin yalnız Allah'a ait olduğunu hatırında tutma, neticeleri ise yalnız ondan bilme, ona yönelme ve ona minnettar olma şuurunu kazanmaktır. Allah razı olsun. Sayın Bilge'ye teşekkür ediyoruz. Beşinci masanın konusu cemaatler, İslamofobi ve radikal İslami gruplar idi. Masa katılımcıları Sayın Metin Karabaşoğlu, Mehmet Kaplan, Profesör Doktor Ali Arslan, Profesör Doktor İsmail Latif Hacı Nebioğlu, Haşim Gayberi, Safa Mürsel, Aziz Muhammed Akkaya. Masanın deklarasyon maddelerini sunmak üzere Sayın Metin Karabaşoğlu hocamızı kürsüye davet ediyorum. Selamünaleyküm. Ben yedek sunucuyum aslında, onu söyleyeyim masanın deklarasyonu için. İsmail Latif Hacı Nebioğlu hocamız sunacaktı esasen tebliği. Geldi kendisi burada ama bir rahatsızlığı olduğunu ifade etti dün akşamdan. Bunu söylüyorum, bu şifa için dua edelim inşallah bu vesileyle. Dolayısıyla ben onun yerine sunma durumdayım tebliğimizi. Beşinci ve son masa olarak. İki konu vardı bizim masamızda. En başta şunu biz kendi müzakerelerimizde bunu ifade ettik. İslamofobi ve işte radikal İslami ne deniyor? Gruplar diye iki kavramlaştırma. Esasen bu iki ayrı konu. Bunu beraberce bir masada değerlendirilme durumda olması, masaların çok olmasının müzakereyi daha da zorlaştıracağına binaen böyle düşündük. Yoksa hani İslamofobinin sebebi işte bazı İslami gruplardır gibi bir algı, bu aynı başlık içerisinde yer alması, aynı masada yer alması böyle bir algıya yol açmamalı, böyle bir imaj kırılmamalı diye en baştan hani müzakere ettik. Onu burada paylaşmak isterim. Gelirsek konuştuğumuz hususlara ve oluşan bu müzakerenin ardından oluşan deklarasyona. Birinci maddeden başlayalım inşallah. Öncelikle her iki kelimenin netameli kelimeler olduğunu, bize ait kelimeler olmadığını, dolayısıyla bu gibi hani batıda üretilip de bizim önümüze düşmüş kelimelere karşı dikkatin, hassasiyetin gerekli olduğunu net bir şekilde uzunca bir müzakereyle ifade ettik. Dolayısıyla birinci maddeyi buna göre oluşturduk. Ne dedik? Her şeyden önce Batı'nın zihniyet dünyasını yansıtan kavramların esareti altında düşünmememiz gerekir. Ki Bediüzzaman'ın Sünuhat'ta da o günün şartlarında gene gördüğü bir husustur bu. O yüzden söyler. Yani Avrupa'nın medeni engizisyonunun velid-i nameşru bazı şey kelimeleri, düşünceleri Müslümanların zihinlerine ilka ederek bozduğunu, onların düşüncelerinin, tefekkürlerinin sahihliğini bozduğunu ifade ediyor. Burada dolayısıyla bu kelimeler de bizim kelimelerimiz değil, dikkat ve hassasiyet gerektiren kelimelerdir. Batı'nın zihniyet dünyasını yansıtan kavramlar olduğu için onların esareti altında düşünmememiz gerekir. İslamofobi, radikal İslam, siyasal İslam, ılımlı İslam, cihadizm gibi kelimeler Batı'nın icat ettiği kavramlardır. Batı, kendisine tehdit olarak algıladığı her şeyi radikal diyerek ötekileştirmektedir. Bunun etkisi altında kalarak İslam'ın asli kaynaklarını radikallik problemi üreten unsurlar olarak göremeyiz. Aynı şekilde Batı'da İslam'la ilgili olarak yaygınlaşan durum olarak söz edilen İslamofobi, İslam'dan değil, Batı'nın dine ve özellikle İslam'a bakışından kaynaklanan bir maraza, bir patolojiye işaret etmektedir. İki, İslamofobi
sosyolojik bir realite olmaktan önce psikolojik bir meseledir. Batı, kontrol edemediği, teslim alamadığı bir güç olarak gördüğü için İslam'a karşı fobi üretmektedir. Batılı medya ve kamuoyunda üretilen ve İslam'ı terör ve şiddetle özdeşleştiren bir algı stratejisi üzerinden yürütülmektedir İslamofobi. Dolayısıyla bunun aşılması için Müslümanlardan ziyade Batı'nın çaba göstermesi gerekmektedir. Bu bizim, biz üretmediğimiz için bizim çözebileceğimiz bir mesele değildir. Bu noktada defansif, özür dileyici, teslim olucu tutumlardan kesinlikle uzak durulması gerekir. 3. İslam dünyası içinde çıkan ve bir kısmı şiddete başvuran müfrit unsurların, biz radikal kelimesi yerine müfrit kelimesinin kendi içimizden bir kelime olarak muvazeneyi kaybetmiş, İslam'ın özünde içerdiği, Rahman suresinde de defaatle vurgulanan, kainattaki vezin üzerinden bizim üzerimize de vazife olarak konulan vezni, ölçüyü, muvazeneyi, İslam'ın özünde var olan dengeyi ve istikameti yitirmiş. Dolayısıyla müfrit olarak tanımlanabilir. Unsurların varlığı bir gerçek. Radikal grup yerine biz müfrit unsurlar, müfrit gruplar şeklinde ifadenin daha uygun olduğunu, bizden bir kelimeyle daha uygun olduğunu düşündük. Dolayısıyla ilerleyen maddelerde de yanılmıyorsam birkaç kere daha karşımıza çıkacak bu kelime. Müfrit unsurlar. İslam dünyası içinde çıkan ve bir kısmı şiddete başvuran müfrit unsurların Müslüman dünyanın ana çizgisini temsil ettikleri asla söylenemez. Ama böyle bir çaba olduğunu görüyoruz. Hem Batı'da hem de Batı'nın Müslüman dünyadaki tercüme bürosu olarak iş gören zihinlerde aşırılıklar bu üzerinden bütün dindarlar bu şekilde gibi, Müslüman topraklarda bütün dindarlar bu şekilde gibi, Batı açısından bakarsak da bütün Müslümanlar bu şekilde gibi, çoğu aza ezdirme gibi, az üzerinden çoğu tarif etme ve çoğu ötekileştirme, düşmanlaştırma, hatta şeytanlaştırma gibi bir strateji izleniyor. Halbuki İslam dünyası içinde çıkan ve bir kısmı şiddete başvuran müfrit unsurların Müslüman dünyanın ana çizgisini temsil ettikleri asla söylenemez. Bu eğilimler tekçi, tekelci, tekfirci çizgileriyle İslam tarihi içinde ortaya çıkmış, haricilik gibi akımların sergilediği zihniyet problemini yansıttığı, onun bugünkü tezahürleri durumda olduğu gibi olayın bir diğer tarafı da var. Beslendikleri bir psikolojik, sosyolojik, siyasal zemin var. Nedir o? Batı'nın İslam dünyasına yönelik ikiyüzlü, sömürgeci, baskıcı ve zulümlü tutumuna yönelik bir tepkiden de beslenmektedir. Elbette bu akımların ürettiği terör, İslam'ın temel değerleri itibarıyla asla meşru görülemez. Ama öte yandan söz konusu ikiyüzlü tutumların ve zulümlerin bu yöndeki öfkeyi beslediği ve büyüttüğü de unutulmamalıdır. Dolayısıyla İslam terörü reddeder gibi ifadeler doğru ama eksik ifadelerdir. Söz konusu problemin aşılması terör kadar, onu doğuran veya ona meşruiyet üreten zulüm, işgal ve haksızlıklara karşı da kararlı bir duruş gerektirmektedir. 4. Bu madde üzerine uzunca durduk. Burada gene vurgulanması ihtiyacını hissediyorum. Şimdi İslam tarihine baktığımızda hariciler, Şia, Cebriye, Mutezile ki maddeyi okurken tekrar ifade edeceğiz bunu. Bunların hiçbiri itikadi bir düzlemde başlamıyor problem olarak. Kökenine baktığımızda siyasi bir ayrışma var, siyasi bir problem var, siyasi bir ihtilaf var. Siyasi bir farklılık kendisini meşrulaştırmak için itikadi bir zemine sonra oturtuyor. Dolayısıyla
Artık şu görüşte olmak veya bu görüşte olmak işte sahih Müslüman olmak veya dalalete düşmüş olmak, hatta din dairesinden dışarı çıkmış olmak şeklinde resmediliyor ki bu problemin bugün de devam ettiğini görüyoruz. Siyasi duruşların imani, itikadi bir düzleme oturtularak haklılaştırılmaya, meşrulaştırılmaya çalışılması ta en baştan ilk fitne döneminden başlayarak Müslümanların önündeki büyük bir bela ve imtihan olmuştur ve bu imtihan devam ediyor. Bu noktada dördüncü maddede bu hususu vurgulama ihtiyacı hissettik. İslam tarihi içinde ortaya çıkan aşırılıkların öncelikli olarak itikadi bir zeminden üremediğine bilhassa dikkat edilmesi gerekir. Haricilik, Şia, Cebriye, Mutezile gibi fırkaların oluşumu esasen siyasi düzlemde yaşanan bir ihtilafın itikadi bir zemine yerleştirilmesi sürecini bize göstermektedir. Hep yüz yüze gelinen bir imtihan. Önce siyasi düzlemde yaşanan bir ihtilaf, sonra bunun itikadi bir zemine yerleştirilmesi. Bu durum ise, böyle bir şey vaka varsa bu bize ödev olarak neyi koyuyor, ders olarak neyi koyuyor? Bu durum ise siyasi tavır alışları itikadi bir çerçeveye oturtmama konusunda bizim için bir uyarı niteliğindedir. Dinin meşrulaştırma gücünün siyasi meseleler için alet edilmemesini kim tarafından olursa olsun müsaade etmemek gerekir. 5. Ümmet içerisinde sıkıntı ve problem odağı olmuş, küresel kamuoyu nezdinde İslam hakkında olumsuz önyargılar oluşturulması için de fotoğraf sunan yapılara baktığımızda, bu yapılarda hakikati kendi tekelinde gören, kendisi gibi düşünmeyen kişi ve grupları ise dalaletle hatta küfürle itham eden bir din diline sahip oldukları görülmektedir. Bu inhisarcı ve tekfirci anlayışa karşı ehli sünnetin ehli secde tekfir edilmez ve tevil varsa tekfir yoktur diyerek geliştirdiği kuşatıcı ve muvazeneli yaklaşım müminlerin istikamet çizgisini temsil etmektedir. Dolayısıyla da eğer müfritlik diye bir problem varsa bunun tedavisinin ve ilacının ehli sünnetin ortaya koyduğu ana çizgi ve o çizgi dahilindeki ölçüler olduğu net bir şekilde görülüyor. Ama buna karşılık bir meselemiz daha var. Mevcut şartlarda da yaşıyoruz. Bir yapının yine müfrit, bir yapının ortaya koyduğu bir problemin alınıp ehli sünnete ve ehli sünnetin temsilcisi olan, daha önceki masalarda da görüşüldüğünü ve bu problemin önemli bir problem olarak vurgulandığını görüyoruz. Hemen her masada buna atıf bulunması bu noktadaki sıkıntının ne kadar büyük olduğunu aslında gösteriyor. Ehli sünnete fatura etmek şeklinde bir tutum görüyoruz. Halbuki hani ehli sünnet tutumu tedavi için ilaç iken ehli sünnet tutumunun kendisinin problem ve hastalığın sebebi olarak görülmesi gibi bir deyim yerindeyse ne diyelim, bir sihirbazlıkla yüz yüzeyiz. Böyle bir imtihanla yüz yüzeyiz. Bu konuda yeterli ve gerekli dikkatin özellikle siyasilerde ve ilahiyat camiasında olduğunu söylemek ise maalesef mümkün değil. Bunu tespit etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla burada altıncı maddeyi bu çerçevede oluşturduk. Ehl-i sünnetin bu itidal çizgisi her türden aşırılığa karşı dün olduğu gibi bugün de ümmetin ana eksenidir. Bu eksenin muhafazası için İslam dünyasında ve Türkiye'de yakın zamanda yaşanan bazı olayları ehli sünnet omurgaya, özellikle de bu omurganın taşıyıcısı ola gelmiş usule, geleneğe, kurumlara, cemaat ve tarikatlara fatura ederek ehli sünnetin kriminalize edilmesi yönündeki fırsatçı propagandaya karşı özellikle dikkatli olunmalıdır.
7. Ehli sünnetin bu kuşatıcı ve kucaklayıcı istikameti, pardon, ehli sünnetin gözü şöyle şey yapayım, biraz yaşlılık, bulanık görüyorum. Kusura bakmayın, biraz görüntü bozulabilir ama ehli sünnetin bu kuşatıcı ve kucaklayıcı istikamet çizgisinin bir temsilcisi olarak Risale-i Nur, ki Adem hocamız sonuç konuşmasında ifade etti, sonraki sunumlarda da İbrahim kardeşim ve diğer sunumlarda da buna atıf olduğunu gördük. Bediüzzaman'ın ortaya koyduğu müsbet hareket çizgisi, o itidal ve muvazene çizgisi müptedi bir çizgi değil. Ta şey Hulefai Raşid'in geleneğinden ve Hulefai Raşid'in çizgisinin son ismi olarak Hazreti Hasan'ın feragatinden beslenen, o günden bugüne bütün ehli sünnetin yolunu döşeyen, bütün ulemanın önümüze koyduğu çizginin bu zamandaki bir şey, devamı niteliğinde ve bu çizginin bu zamanda nasıl yaşanacağının bir formülasyonu niteliğinde Bediüzzaman'ın müsbet hareket ve müsbet iman hizmeti kavramlaştırması. Bu noktada Risale-i Nur'un durumuna, pozisyona dair bir tespit ortaya koyduk. 7. maddede. Ben konuşurken siz herhalde zaten okumuş oldunuz ama ben yine okumuş olayım. Ehl-i Sünnet'in bu kuşatıcı ve kucaklayıcı istikamet çizgisinin bir temsilcisi olarak Risale-i Nur, İttihad-ı İslam idraki içinde İslam'ın cadde-i kübrasında müminlerin ortak yürüyüşünde bir muvazene ve itidal örneğini temsil etmektedir. Bu noktada Bediüzzaman'ın hayatıyla ve eseriyle ortaya koyduğu örneklik ve ölçülerin Nur talebelerince hem gereğince anlaşılıp, bu noktada Nur talebelerinin kendileriyle olan hukuk açısından da bir imtihanının olduğunu tespit etmemiz gerekiyor. Bu ölçülerin ve örnekliğin Nur talebelerince hem gereğince anlaşılıp hem de uygun bir üslupla geniş Müslüman kamuoyuna mal edilmesi gerekmektedir. 8. Bu çerçevede kendilerini özne, sair kişi ve grupları ise nesne olarak gören problemli bir anlayışa karşı, daha önceki sunumlarda vurgulandı, böyle bir anlayışın ne belalar üretebildiğinin bir örneğini çok acı bir şekilde yakın zamanda gördük. Ama evet, bir örneğini gördük ama aynı dilin, aynı kendini özne, sair dini kişi ve grupları ise, dindar kişileri ve dini grupları ise nesne gören anlayışın ise başkaları tarafından, onlar değil biz diye devam ettirildiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla tehlike aslında başka eller ve başka dillerde devam ediyor maalesef. Dolayısıyla burada bir ölçü olarak vurgulama ihtiyacı hissettik 8. maddede. Kendilerini özne, sair kişi ve grupları ise nesne olarak gören problemli bir anlayışa karşı Müslüman dünya içindeki bütün kişi ve grupların, özellikle de Nur talebelerinin uzak durması beklenmelidir. Ümmetin sair fertlerini dalalette, kendisini ise kurtarıcı olarak gören bütün yaklaşımlar tehlikelidir. Müslümanlar, Bediüzzaman'ın 24. sözde ontolojik bir temelde izah ettiği üzere hakikat bir olmak, hakikatin bir olmakla birlikte çok renkleri ve veçheleri olduğu gerçeğinden hareket eden bir ihtilaf ahlakıyla hareket etmelidirler. 9. İnsanların anlam ve aidiyet ihtiyacı hissetmeleri fıtridir. Daha önceki oturumlarda da vurgulandığını, konuşulduğunu net bir şekilde anlıyoruz buradaki sunumlardan ve deklarasyon maddelerinden. Sanki bir aidiyet hissetmek, dolayısıyla bir yere mensup olmak kendisi kötüymüş gibi. Kötü bir örnek üzerinden fıtri bir ihtiyacın kötülenmesi gibi bir şeyle, etki tepki durumuyla bugün yüz yüze gelindiği anlaşılıyor. Halbuki nedir? İnsanların hayatlarına bir anlam ve hayatları içerisinde bir çevreye aidiyet ihtiyacı hissetmeleri fıtridir.
bu ihtiyaçları suistimal eden müfrit ve marazi yapıların mevcudiyeti, bunların fıtri ihtiyaçlar olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz. Problemli olan bu fıtri arayış ve bağlılığın marazi bir bağımlılığa dönüşmesidir. Bağımlılığı problem olarak tespit edebiliriz ama bu bağlılığı problem olarak gören bir ifratkarlığa da asla müsaade etmiyor. Dolayısıyla yapılması gereken bu iki ihtiyacı, hayatına anlam ihtiyacı insanların ve fıtri bir yere aidiyet ihtiyacı, bir mensubiyet ihtiyacı. Bu iki yapılması gereken, dolayısıyla bu iki ihtiyaca cevap veren sıhhatli mecralara sahip çıkılması, bu ihtiyacı suistimal eden yapılara karşı da bir uyanıklık ve dikkatin geliştirilmesidir. Bunu anlamadan, peki fıtri mi, fıtri bir yapılanma mı yoksa suistimal mi ediliyor? Bunu anlamada temel bir ölçü, insanların aidiyet ihtiyacına cevap veren yapıların, mensubu olan kişilerin akıl ve iradesine kapı mı açtığı, yoksa onların akıl ve iradelerine ipotek mi koyduğudur? Muhakeme ve müzakereye mi, yoksa körü körüne bağlılığa mı davet ettiğidir? 10. Kendini ümmetin ortak aklının murakabesine kapatan her türden eğilim tehlikelidir. Kur'an, sünnet ve İslami miras ile ilişkinin niteliği bu noktada büyük önem arz etmektedir. Bu temel kaynaklardan beslenen her yapı ve yaklaşım makbulümüz olmalıdır. Bu kaynakları kendi duruşuna meşruiyet üretmek üzere kullanan yapı ve yaklaşımlara karşı ise tedbir gerekmektedir. 11. Önemli bir kısmı şiddete de başvuran müfrit yapı ve yaklaşımların Müslüman toplum içinde hangi kesimlerde kendisine zemin bulabildiğine dair ciddi sosyolojik ve psikolojik çalışmalar yapılması gerekmektedir. Bu aidiyetlerle seçilmişlik ve kurtarıcılık misyonu edinmenin cazibesi, ümitsiz ve hatta nihilistik bir hayata bu şekilde anlam bulma arayışı, dağılmış veya problemli aile ortamlarının bu yönelişlerdeki etkisi, özellikle gençlerle iletişimde yaşanan meseleler bu çerçevede özellikle incelenmelidir. 12. Bir tarafta fert olma, ki Bediüzzaman'ın bize öğrettiği temel derslerden biridir. Esma-i Hüsna talimi içerisinde. Özellikle zaten bir önceki masanın, dördüncü masadaki müzakereleri maşallah böyle bir şey, risale dersi havası içerisinde geçtiği anlaşılıyor. Orada da Esma-i Hüsna yani net bir atıf vardı. Bundan son derece memnun oldum. Esma-i Hüsna talimi içerisinde Bediüzzaman'ın önümüze koyduğu ölçülerden biri nedir? Vahidiyet ve ehadiyet denklemidir. Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sını anlamadı. Yani vahidiyet sırrı ile Cenab-ı Hak bütün insanları aynı şekil ve surette yaratmıştır. Ama ehadiyet tecellisi olarak da aynı gözü, burnu, ağzı aynı yerde olan insanların her biri onu diğer bütün insanlardan ayıran bir simaya sahiptir. Aynı şekilde ehadiyet sırrıyla Cenab-ı Hak bütün insanları aynı fıtratla yaratmıştır. Vahidiyet sırrıyla bütün insanları aynı fıtratla yaratmıştır. O vahidiyet içindeki ehadiyet sırrıyla da aynı fıtratla yarattığı her bir insana onu diğer bütün insanlardan ayıran bir kimlik ve kişilik bahşetmiştir. Bu önümüze ne koyuyor? Bir tarafta biz vahidiyet sırrı gereği bir olma, beraber olma ihtiyacı içindeyiz. Öbür tarafta ehadiyet sırrı gereği ferdiyetimizi yaşama ve koruma gereği içindeyiz. Bu ikisinin dengesinin temin edilmesi gerekiyor. Son olarak bu maddeyi belirledik. Bu denge temin edilemediğinde ne oluyor? Bir tarafta atomize olmuş ve kaybolup gitmiş
ve himmeti dağılmış, mahvolmuş hatta bireyler görüyoruz. Veyahut bu öbür tarafta kolektiflik yönünde düzgün kurulamadığında o zaman işte arızalı bir takım yapı ve oluşumlar karşımıza çıkabiliyor. Buna karşı biz son maddede bu hususu vurgulama ihtiyaç hissettik. Şu şekilde fert olma ve ümmet içinde daha geniş bir bütünün mensubu olma arasındaki dengenin temini, mesafe ve yakınlığın doğru tespitini gerektirmektedir. Bir tarafta bir yakınlık gerekiyor, öbür tarafta da ferdiyetimizi muhafaza etmemiz mümkün kılacak bir mesafe gerekiyor. Burada da yine bütün mesele bu ikisi arasındaki muvazenenin, ölçünün, dengenin temin edilebilmesi. Beraberce hizmet için yakınlık gerekiyor. Öbür taraftan ferdiyetimizin muhafazası ve eleştirel düşünüş. İşte o bağlılığın, aidiyetin bağımlılığa dönüşmemesi için de eleştirel düşünüş ve muhakemenin muhafazası gerekiyor. Onun için de mesafe gerekiyor. Meselemiz bu ikisi arasındaki dengeyi tutturabilmektir diye noktaladık. Burada yanlış anlaşılmalara belki sebebiyet verir diye son cümlelerimiz vardı, onu çıkardık buradan ama ben konuşulduğu için ve çok güzel bir örnek olduğu için paylaşmak istiyorum. Bir takım şey, imge mecazlar üzerinden konuşmuştuk. Şimdi yuva, ev, hapishane, kafes. Şu vurgulandı müzakerelerimizde. Ev nedir, yuva nedir? Yuva yetiştiğimiz yerdir. Ev, içinde yaşadığımız ama dışına da çıkabildiğimiz, dışarıda dolaştıktan sonra tekrar dönebildiğimiz yerdir. Bir kuş yavrusu, kanatları artık gelişmiş, uçmayı öğrendiği halde çıkamıyorsa, o artık yuvada değil, kafestedir. Keza geri dönemiyorsak, pardon dışarı çıkamıyorsak bir yer, yetiştiğimiz yer, dışarı çıkamadığımız yerse o artık evimiz değil, hapishanemizdir. Dolayısıyla fert, cemaat dengesi içerisinde bizim beraberliklerimizi kafes ve hapishane değil, yuva ve ev olarak algılamamız ve beraberliğimizi buna göre kurmamız gerekir diye son olarak konuştuk. Bu noktada fert cemaat dengesini kurabilmek müminlerin önünde bir mesele olarak duruyor. Allah bütün bu ölçüler dahilinde yaşamayı hepimize inşallah nasip eder. Biraz galiba hani uzun konuşmuş oldum. Hakkınızı helal edin. Çok teşekkür ediyorum.